Bu çalışmalarımız sadece Dursun Ali Şahin'in gayretiyle değil, bu çalışmalarımız sivil toplum kuruluşlarıyla, önce siyasi partinin değerli milletvekiliyle, siyasi partinin değerli milletvekilleriyle burada huzurunuzda bulunan, onların büyük yardımlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, yerel yönetimlerle ve bunu birleştirerek burada gerçekleştirdik. Bir masa başı görevi yapmadık. Döner koltuklarda oturup kahve yudumlamaya çok az bir süre harcadık ve görevimizi tam olarak yaptık diyorum. Bir bayram gününde, bu sevinç gününde sizlere elveda demek üzere buradayım. Sizlerle, siz değerli mesai arkadaşlarımla, değerli Giresun'un eşrafıyla, seçilmişi, atanmışıyla bir arada olmanın huzurunu yaşıyorum. Ve diyorum ki değerli hemşehrilerim, evet, benim burada üzüntüm tek şudur. Her gün 10-15 tane Allah razı olsun ifadeleri alıyordum. Bu Allah razı olsun ifadeleri, değerli hemşehrilerim, benim sırtımı yere getirmez. Ben buna inanıyorum. Kesinlikle sırtımı yere getirmez. Çünkü inancımız öyle. Biz bununla inanıyorsak, bu mutlaka gerçekleşecektir. 37 yılın hünerini, kaymağını Giresun'da sergiledik. 48 ülkeye gittim. Gördüklerimi burada sergilemeye çalıştım. Kapalı kutu halinde burada olmadım ve tabii ki bunları sıralamak. Bizim inancımız devletin devamıdır. Biz her zaman risk aldık burada. Risk yönetimini yaptık. Risk yönetimini yapmadan idarecilik olmaz değerli hemşehrilerim. Ve benim üzüntüm dostlardan uzak kalmak. Biz her zaman, her yerde Karadenizliyiz ve Karadeniz'in göbeğinden doğmuşuz ve bu Karadenizliğimizi sürdüreceğiz. Giresun benim baş gösemdedir. Ruhumu çıkarıp da kalıpta dondurmuşlar. Onu Giresun diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir ses, hava, renk, eda, iklim. O benim canım, sevgilim, Giresun'um diyorum. Evet. Nisbette hep yaratılanı hoş gördük yaratandan ötürü. Bazı günler 200'ün üzerinde kişiyle görüşerek, makamda görüşerek, notlar alarak, ikramlar yapılarak o insanların yüreklerine su serptik değerli hemşehrilerim. Ama biz ekip olarak çalıştık. Siyasetçiyle, amir siyasetçileriyle, amirlerle, yerel yönetimlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla ve bugün sizlere bu güzel günde Allah'a ısmarladık demeye geldim. Benden hakkın varsa helali hoş olsun. Sizin de helalınızı diliyorum. Sizlere hayırlı günler diliyor ve sözümü Sayın Canikli'ye veriyorum. Aslında Sayın Valim gerçekten her zamanki gibi son derece samimi ve çok güzel ve özel bir konuşma yaptı. Konuşmadan öte adeta kalbini açtı. Her zaman zaten Sayın Valim'in en büyük özelliği bu. Biz Sayın Valim'le şunu konuşuyorduk. Biliyorsunuz benim de şahsım olarak son dönemim. Biz de inşallah 2015'te milletvekilliğini tamamlıyoruz. Ve birlikte gideriz diyorduk Sayın Valim'le. Yani evet. Özelliği, samimiyeti ve cesareti. Bu çok önemli. Hiç kimsenin imzalı anlatamadığı, çözemediği birçok sorunu ve yıllardan beri kangren haline gelmiş birçok sorunu Sayın Valim, o da aletine girmeyeceğim, kısmı Sayın Valim zikretti. Bu cesaretle çözdü. Ve bu görevlendirmeden ya da görev değişikliğinden bizim de haberimiz olmadan
sayıda hizmetleri nedeniyle, Giresun'a yaptığı katkılar nedeniyle, samimiyetli, güler yüzlüdür, içtenli, bütün vatandaşlarımız, bütün Giresun'un kardeşlerimize. İnşallah yeni görevinde biz yürekten başarılar diliyoruz. Allah yardımcısı olsun. Giresun'a yaptığı katkılar nedeniyle bir kez daha bütün Giresun'lara ve Giresun milletvekili olarak teşekkür ediyoruz. Sükranlarımızı arz ediyoruz Sayın Hanım'a. Thank you.